Yepyeni bir CapCut videomuzdan hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlere CapCut'la birlikte jump cut nasıl yapılır onu anlatacağım. Reis, jump cut niye nedir diye soracak olursanız, ham videodaki ses boşlukları, e, ı gibi sesleri silerek daha dinamik, daha hızlı bir video oluşturmanıza yarayan bir tekniktir. Birçok video editörü bunu kullanıyor. Kullanmazsa oldukça sıkıcı, ağır ilerleyen ve izleyenlere sıkan bir video ortaya çıkıyor. Bu yüzden bu tekniği kesinlikle kullanın derim. Adobe Premiere Pro ve DaVinci Resolve'da bu ücretli eklentiler var. O eklentiyle bu işi hallediyorlar. Ben bugün size CapCut ile otomatik bir şekilde ses boşluklarını nasıl sileceğinizi göstereceğim dostlar. Lafı daha fazla uzatmadan siz videoyu beğenirken ben de hemen olayımıza geçeyim. Şimdi dostlar hemen CapCut'ımızı açıyoruz. Ben CapCut'ta böyle bir video oluşturdum. Videoda bilerek şu konuşmamdaki arada boşluklar bıraktım. Yakından baktığınızda aralarda bir sürü boşluk var. Bu da seyir zevkini bozan sıkıcı bir video haline getiriyor. İsterseniz dinleteyim. Herkes kendi haklı olduğunu düşünüyor. 85 milyon insanın her bir bireyinin farklı fikirleri, farklı düşünceleri, farklı görüşleri var. Ve herkes kendinin haklı olduğunu söylüyor. Bana kalırsa olay şöyle. Şimdi burada bilerek ses boşlukları bıraktım. Siz de fark ettiğiniz üzere videoyu izlerken bayağı bir aralarda boşluklar olduğu için insanı sıkıyor. Ben bunun hemen çıktısını alacağım. Ben bunun çıktısını aldım. Videomuzun normal uzunluğu 1 dakika 35 saniye. Şimdi tarayıcımızı açıyoruz abi. CapCut.com'a girdiğimizde üstte Create New diye bir buton var. Ona tıklıyoruz. Buradan işte 16'ya 9 formatını seçiyoruz. Burada yeni videolar oluşturabilirsiniz veya video edit yapabilirsiniz. Direkt olarak videomuzu yükleyelim. Videomuz yüklenmeye başladı. Bu videonuzun boyutuna göre ve internetinizin hızına göre yükleme süresi değişebilir. Tamamdır, videomuz yüklendi. Şimdi sol tarafta Transcript diye bir bölüm var. Buna tıklıyoruz abi. Buradan transcript diyoruz. Tıkladım. Oluşturmaya başladı. Tamam, oluşturdu. Şimdi şurada 2.7 saniye diye bir bölüm var. Burası bizim sesimizin boşluğu. Buna tıklıyorum. Sil diyorum. İniyorum. Buna tıklıyorum. Sil diyorum. Sonrasında yavaş yavaş bu boşlukları tık 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 siliyorum abi. Yavaş yavaş hepsini de siliyorum şu anda. Yok. Şimdi gördüğünüz gibi timeline'de videolar bölünmüş bir şekilde. Videomuzun boyutu 1.35 saniyeden neredeyse 1.2 saniye, yani 1 dakikaya falan düştü. 35 saniyelik bir ses boşluğunu sildik. Tekrardan dinleyelim. Herkes kendi haklı olduğunu düşünüyor. 85 milyon insanın her bir bireyinin farklı fikirleri, farklı düşünceleri, farklı görüşleri var. Ve herkes kendinin haklı olduğunu söylüyor. Bana kalırsa olay şöyle. 85 milyon insan, bunlara vekillik eden yüzlerce milletvekili, her bir vekilin onlarca danışmanı, sanatçısından fikir adamına, hepimizin toplamı 85 milyon kişi 2025'in bu aylarında ülkeyi bu hale getirdiyse bence kimse haklı değil abi. O kadar insanız, işin sonucunda ülke bu hale geldiyse hiç kusura bakmayın, kimse haklı değil. Bu ülke bu olayları daha önce de birçok kez gördü, yaşadı. Ve bunlar hiç kimseye iyi şeyler getirmiyor. Tamamdır. Burada dikkat etmemiz gereken husus, sizin zaten videoyu izlerken fark etmişsinizdir. Ham videoyu buraya atıp jump cut işlemini uygulayıp tekrardan CapCut'ınızı attıktan sonra işte yakınlaştırma, uzaklaştırma efektidir veya müziktir veya ses efektidir, onları eklemek. Burada ben sadece video çektiğim için arka plana bir tane müzik koymak istedim. Bunun masaüstü versiyonu da var ama çalışmıyor. Onu da isterseniz göstereyim dostlar. Şimdi videomuz buradayken şöyle hepsini alt proje oluştur dedim. Deşifre metin diye bir bölüm var. Buna tıkladığımda analiz ediyor. Şimdi bu şekilde bir sonuç çıkarttı. İşte ne diyor? Duraksamalar, duraksadığım yerleri sil gibisinden bir şey. Tekrarlar, eğer ki bir video içerisinde aynı şeyi 2 kere 3 kere tekrarlıyorsam onları çıkartıyor. Tamamlayıcı sözlükler diyor, bunu gösteriyor. Mesela buradan ben bunu sil dediğimde buradan bunu çıkartıyor. Sil diyorum mesela. Sildi. Ama tam istediğimiz yerden mesela şuradaki boşlukları silmemiş veya başka yerleri silmemiş. Direkt videonun herhangi bir sesli bölümünden bir yere çıkartıyor. Nasıl çıkartıyor? Nasıl bir algoritması var bilmiyorum. Bu özelliği ben tam çözemedim. Çalışmıyor yani. Bana göre çalışmıyor. Şu şekilde tamamlayıcı sözleri, boşlukları, duraksamaları tespit ediyor ama silmiyor. Alakasız yerleri siliyor. Bana kalırsa da ki jump cut yapacaksanız direkt olarak manuel yapın abi. Kısa yol tuşundan ben Malatya'nın M'si, Niğde'nin N'si. Ona atadım. Şöyle timeline'ımızı yaklaştıralım. Mesela space tuşuna da bastığınızda video oynamaya başlıyor. Tıkladım. Tam space tuşunun üzerinde M ve N tuşları var. M'ye bastım. N'ye bastım. Kendi haklı olduğunu düşünüyor. 85 milyon insanın her bir bireyinin farklı fikirleri, farklı düşünceleri, farklı görüşleri var. Ve herkes kendinin haklı olduğunu söylüyor.
Bana kalırsa olay şöyle. Ben bu şekilde yapıyorum. Eğer ki otomatik bir şekilde videonun başında gösterdiğim işlemi yaparsanız, kısa videolar üretiyorsanız, 1 dakikalık, 2 dakikalık veya 5 dakikalık, direkt olarak ham videoyu oraya atıp oradan jump cut yapıp tekrardan indirdiğinizde videoyu, işte export dediğinizde direkt indiriyor. Kullanabilirsiniz dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım bu olaylar bir an önce çözülür. Ülkemiz refaha, huzura, gençlerimizin gelecek kaygısı çekmeyeceği bir döneme doğru evrilir. Herkes için eşit bir adalet sisteminin olmasını diliyorum dostlar. Çünkü bugün terazi o tarafa doğru kayarsa, yarın bir gün gelir terazi bu tarafa doğru kayar. Bu taraftakiler ezilirken birden o taraftakiler ezilmeye başlar. Hep birbirimizi yemeye devam ederiz dostlar. Hiçbir yere varamayız. Herkes ezilir. Ülke yavaş yavaş çökmeye başlar. Herkes için dediğim gibi adaletli bir ülke diliyorum dostlar. Ve videoda da bahsettiğim gibi 85 milyon insan vekilinden, danışmanından, fikir adamından, sanatçısından, halkından, aklınıza gelebilecek herkesinden insanın toplamı bizi oluşturuyor ülke olarak. Ve biz toplam olarak ülkeyi bu hale getirdiysek bence hangi fikirden olursanız olun. Şu anda bu videoyu izleyen herkesin farklı fikirleri var abi. Herkesin kendi doğrusu var. Hangi fikirden olursanız olun. Ben de bunun içine dahil. İşin sonucunda ülkeyi biz bu hale getirdiysek hiçbir düşünceniz haklı değil abi. Bu yüzden hepimizin bir şeye durup sakinleşip abi. Aklımızı başımıza almamız gerekiyor bence. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.